Ay ay, bu ne koku böyle? Sabah sabah mutfak bizim Asım abinin fırını gibi kokmuş. Hayırdır kız? Günaydın Meloş. Erken kalktım, ben de poğaça kurabiye falan yaptım. Maşallah. Bu ne hamaratlık Hazal Hanım. Kız mutfaktan çıkmaz oldu ya. Yalnız bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu yaptıklarını tek başına yemeye kalkarsan yaza 2018 basen güzeli olursun valla. Ama birine yedireceksen o ayrı. Meloş. Sanki ben anlamıyorum dilimini. İyi tamam, uzatma. Hadi benim yaptıklarımı kutuya yerleştir. Sonra? Ben de gidip üstümü değiştireyim. İyi, hadi öyle olsun bakalım. Burak Bey, Irmak Hanım yok. Ne demek yok? Nasıl yok? Banyodadır belki. Yani bilmiyorum, yatağı falan da bozulmamış. Gece eve gelmedi mi? Balıkçı. Eğer kardeşime bir şey yaptıysan seni kendi ellerimle öldürürüm. Herifin suratına bakınca aklıma kardeşim geliyor. İçim acıyor. Ne oldu bu kıza? Bu kız nerede ya? Nereye gitti? Ah baba ya. Gerçekleri öğrendiğinde tepkilerini kontrol edemezsen ne yaparız biz? Seni tekrar kaybedemem. Aynı yere dedi, o günkü bir kötü düzme ha. Hakkı. Dünden beri arıyorum, niye açmıyorsun telefonunu lan? Abi kaç gündür koşturmaktan geriye dönmeye sıra kalmadı. Başlatma lan sırana falan. Ulan adam olduğunda yoğunluk martavanı mı okuyorsun şimdi bana? Abi ya. Ya tamam tamam. Uzatma. Bak şimdi ne soracağım sana. Hani senin şu Ildır'daki şoförlük yaptığın Fikri Beylerin yan evi vardı ya. Demiroğulların evi. Heh, Demiroğulların evi. O evin güzelce bir gelini vardı hani. Naz, Naz Hanım'ı diyorsun sen. Heh, Naz Hanım. Doğru. Ben kovulduktan sonra o Naz Hanım'ı hiç gördün mü? Konuştun mu? İyi de abi, durduk yere nereden çıktı şimdi bu? Lan boş ver yerden çıktığına da sen soruma cevap ver asıl. İhsan abi. O kadıncağız bir anda ortadan kayboldu. Sen ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmedin. Peki Ildır'daki bu Vural Beylerin evinin bekçiliğini hala bizim Baki mi yapıyor? Baki yapıyor abi. O zaman Baki'de Vural Bey'in telefonu falan vardır ha? Vardır tabii canım, olmaz mı? Günaydın. Ha günaydın. Nasıl, rahat uyuyabildin mi? Uyudum, mışıl mışıl uyudum. Süper. Vallahi ben de korkmuştum sallantından rahatsız olacaksın diye. Yok, yani geçen sefer gibi olmadı. Tabii o zaman bir de hastaneden yeni taburcu almıştım. Tabii doğru söylüyorsun. Hadi bak, kahvaltı hazır. Gel oturalım. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, geleyim. Tamam hadi. Bir de çay koyayım. Hazal, bu ne güzel sürpriz, hoş geldin. Senden haber çıkmayınca ben de kendimi hatırlatmak istedim. İyi yapmışsın. Bak sana ellerimle kurabiye, poğaça falan yaptım. Ya, ellerine sağlık. Ben de kahvaltı hazırladım, hadi gel. Kenan, bunca şeyi benim geleceğimi bilerek hazırlamış olamazsın değil mi? Yok, dün gece... Banyoda hareket etmek de işkence.
çağırmak. Kusura bakmayın, ben düşünemedim. Yok, hayır. Günaydın. Hadi gel otur. Gel. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı? Irmak sadece gitmeden son bir kez teknede kalmak istedi. O kadar. Kenan Efendi, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de böyle paketlenir işte. Şimdi kolaysa ayıkla bakalım pirincin taşını. Ya ekibe bak, cillop gibi ekip, cillop. Bir ben eksikmişim, ben de iyi ki gelmişim değil mi? Tam olduk. Abi senin burada ne işin var? Gece eve gelmeyince haliyle ben de merak ettim. İnsan kocasıyla son bir yemek yemek istediğini söyler, değil mi? Haksız mıyım Azam? Meraklanmakta haksız mıyım? İki yetişkin insan. Yani ne yapmak istiyorsanız yapın. Bizi tabii ki ilgilendirmez de insan bir haber verir yani. Saçma sapan konuşma. Al. Gördün kardeşini, gayet iyi. Hadi şimdi tekneden in de biz de kahvaltımızı yapalım. Hadi Azalcığım, gel sofraya geçelim. Yok, ben işe gideceğim. Hem kahvaltı keyfinizi bölmeyeyim. Aynen Azalcığım, ben de öyle düşündüm. Zaten Irmak'ı da gördüm. Oh, içim de rahatladı. Hadi siz rahat rahat veda kahvaltınızı yapın. Bu arada Irmak, iyi yolculuklar. Dilerim her şey istediğin gibi olur. Ay. Ben bu hamilelik işini bayağı sevdim ya. Parmağıma da yüzüğümü takarsam tam olacak. Arayın, arayın bakalım. Daha çok ararsınız. Günaydın. Ebru Hanım nerede? Gelmedim daha. Bugün gelmedi Sinan Bey. Aslında biz de merak ettik. Hiç haber vermeden gelmemezlik yapmazdı ama. Arayıp sormadınız mı ne olmuş, nereye gitmiş diye? Aradık tabii ama telefon açılmıyor efendim. Naz Hanım'dan selam getirdim. Selamının Aziz abisinin kulağına gitmesini istemiyorsan 500 bin lirayı hazır et hemen. Azalcığım, gel hadi sana bir kahve ısmarlayayım. Seni de özledim. Biraz sohbet ederiz. Ha? Ne kahvesi Ural ya? Sen iç tek başına kahveni. Ben işe gidiyorum. Şey, sahi sen buraya niye gelmiştin? Niye geldiysem geldim. Sana ne? Ben biliyorum, balıkçı sinirlendiriyor seni değil mi? Ben bu balıkçıya güvenmemen gerektiğini kaç defa söyledim sana? Herifin içi gücü her çiçekten bal almak. Tavsiyeni kendine sakla Ural. Ve etrafında dolanmayı da bırak. Ama hepsi senin iyiliğin için. Sen benim iyiliğimi düşünme, olur mu? Çünkü beceremiyorsun.
Kazanımdan selam getirdim ne demek? Kimsin lan sen? Nereden çıktın şimdi? Hasan. Yoksa senin oyunun mu bu? Her şey için teşekkür ederim Kenan. Ben teşekkür ederim. Sevindim memnun kalmana. Belki işlerini yoluna koyup sen de gelirsin yanıma Cenevre'ye. Sen bir git, yerleş, tedavine başla. Ben de fırsat bulup gelirim mutlaka ziyaretine. Yalnız Irmak, bu Cenevre'ye gidişinin Ural'la bir alakası yok değil mi? Yani çok ani karar verdin. Bak sonra özlemeyesin burayı. Abimle bir alakası yok. Tamamen benim kararım. Kendimi sıfırlamam lazım. Sıfırlamam için de bazı şeyleri unutmam lazım. Unutmak istediğin şey ben miyim? Sadece sen değilsin. Bütün yaşananlar. Senin beni kırmamak, üzmemek için ne kadar çabaladığını gördüm ben Kenan. Ama ben kimsenin arasına girmek, birilerinin mutsuzluğuna sebep olmak istemiyorum. Zaten buna gücüm yok. Sen kimseyi mutsuz edecek bir insan değilsin. Pazarla yarım kalan bir şeyler var. Ben bunun farkındayım. Ama bu seninle ilgili değil. Bir kadın hisseder. Ve gerçekten seviyorsan sevdiğinin mutlu olmasını ister. Birlikte ya da ayrı. Anlayışın için gerçekten teşekkür ederim. Asıl ben çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldun. Yalnız gerçekten karı koca olduğumuzdan çok daha iyi becerdik arkadaş olmayı. Bilmem farkında mısın? Hoşça kal Kenan. Reysel, beni kırmayıp buraya kadar geldin. Ne demek Aziz abi, sen çağırırsın da ben gelmem mi? Ya Kenan, Laz hakkında bir şeyler biliyor deyince ben hani bir de kulağımla duyayım istedim. Keşke daha çok şey bilsem de yardım edebilsem. Ama işte ancak aralarındaki geçimsizlik, Naz Hanım'ın iyiliği... ...bir de o kovulduğum geceki büyük tartışmadan gayrı bildiğim başka bir şey yok. Ya olsun, olsun. Bunlar önemli ayrıntılar bak. Yani bizim bütün bu olan bitenden yaşananlardan haberimiz yok. Aziz Bey, bu evler büyük korumalı evlerdi. Yani benim çalıştığım ev, Vural Beylerin evleri falan. Ne olmuş? Etraf hep kameralarla çevrili. Giren, çıkan, olan, biten her şey kaydedilip dururdu. Diyorum ki siz de bir baksanız, bu kayıtları bulmaya çalışsanız. Belki bir şey bulursunuz. Gerçi aradan bayağı bir zaman geçti. Çoktan silinmiştir. Neyse. Ben artık kalkın müsaadenizle. Sağ olasın, ayağına sağlık. Bir saniye. Ne oluyor, hayırdır? İki defadır seni görüyorum buralarda, ne yapıyorsun? Aziz Bey'i ziyarete gelmiştim. Gözüm seni bir yerden ısırıyor ama bir türlü çıkartamıyorum. Beni mi? Yok canım, birine benzettiniz galiba. Aziz Bey'i tanıyorum. İş için gelmiştin de. Nereden tanıyorsun Aziz Bey'i? Yeğenim vasıtasıyla. Yeğenin kim işte onu soruyorum. Tanımazsınız. Ev işlerinde çalışıyorum. İyi hadi uğurlar olsun. Aziz'e bak. Ona kalsa bütün tipsizleri şirkete dolduracak. Hazal pek bir sessiz bugün. Vallahi. Bir günü bir gününü tutmuyor. Ha, gördün mü? Ben söyleyince kuruntu oluyor işte. O sabah alerjili kurabiye yapan neşeli kız gittiği yerine gamlı bir baykuş geldi. Artık ne olduysa. Bana bak. Kenan'la kavga etmiş olmasınlar. O yüzden böyle kasvet basmasın. Hay vallahi ben bilmiyorum hala. Çok merak ediyorsan git kendine sor. Ben sorunca suç oluyor çünkü.
Aa, Kenan da geldi. Kolay gelsin. Ay iyi, yanlarındaki masada olup ne konuştuklarını duyasın var Melek. Allah, hadi hadi. Ama çok yakışıyorlar birbirlerine. Ben size hesabımı getireyim. Konuşmayacak mıyız? Küstük mü? Ne söylememi istiyorsun ki? Ayrıca ben bu sabah boyumun ölçüsünü aldım. Hem bana söyleyecek söz mü bıraktın sanki? Sabah gördüklerimle olmadık bir anlam yükleyeceğini tahmin ettiğim için geldim buraya. Ama inan düşündüğün gibi şeyler değil. Kenan, bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Tamam, ne yaşadıysanız yaşadınız. Hem ben kimim ki zaten bunun hesabını soracağım? Sen yapma lütfen. Yapma. Yani olmadık şeyler yüzünden başımıza gelmedik şey kalmadı ya. Ne olmuş Irmak teknede kaldıysa? Geçti bir tane kameraya, yattı uyudu o kadar. Yani... Bak, yalvarıyorum. Her şey yoluna koymuşken Piri için yorgan yakma. Lütfen. Doğru mu söylüyorsun? Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Hem sen bana demedin mi Irmak'a aşık olmadığını biliyorum diye? Yani bu saatten sonra seni rahatsız edecek bir şey yapar mıyım? Seninle ikinci bir şans yakalamışken bunu riske atar mı Mazal? Yapmazsın. İşte o zaman... Bak, artık üçüncü şansların bizim aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Söz mü? Söz tabii. Ben artık kalkıyorum. Görüşürüz annem. Görüşürüz. Kenan, iyi ki geldin. Verdiğimiz teklifi nihayet kabul ettiler. Yarın sen de uygun olursan süreci başlatıyorum. Başlat, başlat. İyi oldu bu proje. Güzel geri dönüşler bekliyorum bu projeden. Durduğumuz hata zaten. Ha. Bu arada aklındayken... Bir süredir tuhaf bir iletişimsizlik ve anlamsız bir çekişme yüzünden birbirimizi yiyip durduk. Eğer gerçekten bir hatam olduysa... Özür dilerim Vural. Defne ile boşanma sürecinde iyice raydan çıkmışım da farkında bile değilim. Tamam oğlum, boş ver. Olur öyle zamanlar. Biz kardeşiz sonuçta, özür dileyecek bir şey yok. Sen sadece abili diline yeter. Ben yanılmam. Sonunda boşandık boşanmasına da... Uyanık epey bir bara kopardı tabii. Koparacak tabii ki. Ah Sinan, ah! Lafımızı dinletemedik ki. Neyse, derdimiz para olsun da... O para da ona sadaka olsun. Ne oldu? Ebru konusu kapandı mı? Orası da başka bir mevzu. Ne mevzusu yine Sinan? Bana bak. O şeytandan da bir gol yemeyelim yine ha. Bu sefer gözün yaşına bakmam ona göre. İki tane vurguncunun elinde oyuncak olduk iyice. Ya farkındayım abi, görüyorum. Her şey kontrol altında, merak etme. Tamam mı? Nazan'ım abim evdeki kamera kayıtlarına bakıp neler olduğunu anlasın diyor. Azize haber mi versem diyorum. Adam kardeşini merak ediyor ne de olsa. 500 bin lirayı unutma. Ulan bunu yapana bir külürsem canını okuyacağım. Bana çektirdiğin onca sıkıntıdan sonra... Şimdi biraz da sen ecel terleri dök bakalım Vural Efendi. Aslında senin hayatını karartmak yeter de artar bile bana. Ama üzerine bir 500 bin de iyi gider. Vural Efendi. Ah.
Yani sizin anlayacağınız çok uzun zaman sonra ilk defa kardeşimle ilgili bir haber aldım. Ya adam bir de öyle bir anlatıyor ki. Ya Naz Hanım böyle iyiydi, böyle kibardı. Ciğerim yandı. Burnumda tüttü sürme gözlüm. İyi Aziz. Bunun devamı gelir merak etme. Yavaş yavaş çözülür. Hem baksana durduk yerde Naz'ı tanıyan adam ayağına kadar gelmiş. Eğer Naz'ın canına bir şey olduysa ben de o Vural'ın canını alacağım. İhsan bizim de peşine düştüğümüz kamera görüntülerinden bahsetti. Evde bizim bilmediğimiz yerlerde başka kameralar da olabilirmiş. Ayrıca yan evlerdeki kamera görüntülerine de bakmak lazım dedi abi. Onun için görüntülerin bir daha peşine düşeceğiz. Naz'ın başına ne geldiğini bir an önce bulsan da şu adamdan sonsuza kadar kurtulsak. Ne bırakması abi? İstediğiniz zaman 3 saatin içinde yanındasınız. Ya tamam öyle de ne bileyim bir nevi ayrılık işte. Bana bak bizi habersiz bırakırsan. Bırakmayacağım. Kendime çok dikkat edeceğim. Sağlığımı da ihmal etmeyeceğim. Bana daha kaç kere söyleyeceksiniz bunu acaba? Ya tamam öyle de ne yapalım Irmak? Elimizde büyüdün. Yerim benim için de Vural için de apayrı. Öyle değil mi abi? Abiciğim iyi misin sen? Bir şey mi oldu? He? Yok Naz'cığım bir şey olmadı ne olacak? Dalmışım öyle işte. Naz mı? He, aman. Irmak diyecektim pardon. Ne oldu ne bakıyorsunuz birbirinize? He? Korkmayın delirmedim ben. Dil sürçmesi sadece. Anladınız? Bilinçaltı. Abartacak bir şey yok. Müsaadenizle. Ne var Ebru? Şimdi ne var Ebru oldu demek Sinan Bey. Peki. Öyle olsun. Ben sadece veda etmek için aramıştım seni. Veda mı? Evet. Madem beni de bebeğimizi de istemiyorsun. Biz de sonsuza kadar çıkarız hayatından. Bana bak saçma bir şey yapmıyorsun inşallah. Sana ne yaptığımdan? Ölmüşüm gitmişim hayatından çıkmışım. Senin için bir şey fark ediyor mu sanki? Tamam Ebru bekle geliyorum tamam mı? Sakın saçma bir şey yapmaya kalkma. Sakın. Böyle Sinan Bey. Tıpış tıpış gelirsin ayağıma. Diyecektim. Benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Yani eğer yarın müsaitsen restoran olmaz. Ben sana geleyim olur mu? Tamam. Tamam o zaman yarın sabah erkenden görüşürüz.
Ebru? Ebru, ne oldu? Gel otur böyle. Ebru? Bakayım, ne yaptın sen kendine böyle ha? Hastaneye gidiyoruz, kalk. Hayır, Sinan. Ben kıyamadım ona. Bebeğimize kıyamadım Sinan. Kıyamadım bebeğimize. Seni görmesi lazım. Lütfen hadi. Doktora gerek yok. Sinan. Sen buradasın ya. Ben de. Bebeğimiz de. Çok iyiyiz artık. Azal uyanmadı mı daha Meloş? Yok ablacığım, uyandı. Sabah mesaisine başladı bile. Sabah mesaisi mi? Ne demek o? Yani Aziz abi, nasıl anlatayım? Anlatılmaz yaşanır bir olay o. Meloş, Allah için soruya doğru düzgün cevap ver kızım. Hazal nerede? Çıktı. Yok evde. Sabahın köründe nereye gider bu kız? Balıkçıların balıktan dönüşünü seyretmeye gitmiştir belki. Meloş, anladık. Hazal evde yok. Neyse, biz kahvaltıya başlayalım o zaman. Sinan? Neredesin? Sinan? Sinan? Nasıl ya? Beni öylece bırakıp çekip gitmiş resmen. Sinan, çıktın mı? Ha, öyle mi? Tabii tabii, iyi yapmışsın. Allah kavuştursun. Benim için de Irmak'a iyi yolculuklar dile, tamam mı? Peki sonra gelecek misin? Tabii tabii, konuşuruz. Bak sen. Gidiyorum dedi ve resmen yaptı dediğini. Yumuşak başlatın çiftesi pek olur derdi rahmetli annem. Irmak da öyle. O sessiz, sakin, söz dinleyen görüntüsünün altında muazzam kararlı ve güçlü bir kadın yatıyor. Ben haftaya kurduğu düzeni görmek ve doktoruyla başladığı tedavisinin detaylarını öğrenmek için bir gideyim diyorum. İyi düşünmüşsün. Size olanları anlatmama çok az kaldı. 500 bini hazırlar ya da olacaklara hazır ol.
Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Ya ben de böyle iki sabahtır tepende. Seni bir türlü rahat bırakamıyorum. Sen beni hiç rahat bırakma, olur mu? Benim sana çok önemli bir şey açıklamam lazım. Anladın değil mi Yüce Kafes? Bak bu konu benim için önemli. Hata mata istemiyorum ha. Merak etme usta. O iş bende artık. Ha. Biliyorum bu görüntüleri daha önce de aradık Kafes. Ama İhsan'ın şimdi yeni haberlerle gelmesi iyi oldu. İnşallah bu sefer umutlarımız da suya düşmez. Kardeşimden bir iz, bir haber buluruz belki. İnşallah usta. İnşallah bu sefer bir sonuca ulaşacağız. Ben önce bir hangi güvenlik şirketiyle çalışıyorlar öğreneyim hele. Ondan sonra içeriden tanıdık bulmak kolay, merak etme sen. Hadi aslanım, hadi göreyim seni. İnanamıyorum. Bu Allah'ın belası katil. Bu herif bildiğin katil. Göstereceğiz Aziz abi bunu. Azal. Sen bunca zaman bunu bilip nasıl saklayabildin bizden? Nasıl sakladın babandan? Vural'la aylarca aynı çatı altında yaşasaydın, neler yapabileceğine şahit olsaydın, emin ol sen de benim gibi davranırdın. Korktum ben Kenan. Gerçekten çok korktum. Bir de ben bu görüntüleri kendimi kurtarabilmek için koz olarak kullandım. Başka çarem yoktu. O evden asla çıkamazdım. Biliyorum bu sana çok bencilce gelecek ama yaptım işte. Babamın kardeşiyle ilgili çektiği acıları gördükçe de gerçekleri daha fazla saklayamayacağımı anladım işte. Demek bir şey çıkmadı diyorsunuz müdürüm. Vermiş olduğunuz numara sahte bir kimlikle alınmış görünüyor Vural Bey. Yani hiç mi bulabilme şansımız yok? Şöyle, bu numaradan gelen mesajlar sizi gerçekten çok rahatsız ediyorsa resmi bir şikayette bulunabilirsiniz. Biz de hattın yaydığı sinyali takip etmek suretiyle söz konusu şahsı tespit ederiz. Ya o kadar önemli bir şey değil. Ben kendim de halledebilirim, sağ olun. Yakın çevrenizden bile biri olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Sen de oldun Aziz abi bilmemeli, öğrenmemeli. Yoksa... Bir darbede öz kızından yediğini düşünecek. Onun gibi bir şey. Ben buldum bir yerden diyeceğim. Seni bu işten bir şekilde uzak tutmak zorundayım. Tamam da nasıl? Nasılını bana bırak. Ben bir yolunu bulurum, hallederim. Sen yeter ki bir şey belli etmemeye çalış, tamam mı? Kenan. Bak benim için kendini tehlikeye atmanı asla istemiyorum. Bana bu konuda söz ver. Zaten görüntüler ortaya çıkınca Vural benden olduğunu anlayacak. Evet anlayacak. Ama sana bir şey yapması için geç kalmış olacak. Çünkü katil damgasını yiyip hapsi boğulacak bu şerefsiz. Seni yapman gereken tek bir şey var. Vural sakın hiçbir şey belli etme. Tamam mı? Nedense içimde duyacaklarımdan hiç hoşlanmayacağıma dair bir hissiyat var ama ne oldu söyle bakalım. Yani ben de bu olayı hazmetmeye çalışıyorum ama sana söylemeden olmaz. Sinancığım tamam uzatma işte, kafam karma karışık zaten. Vural. Ebru hamile. Çocuğun da babası benim. Amca mı oluyorum? Yeğen geliyor yani ha? Bir bu eksikti.
Bir bu eksikti hayatımızda, sayende o da oldu Sinan Efendi. Vural bir dakika dinle beni. Neyini dinleyeyim Sinan? Neyini dinleyeyim senin? Uçkuruna sahip olamadın. Bu kadar problemimizin arasında bir de Ebru'nun hamileliğini çıkardın. Daha nasıl bir açıklama yapacaksın bana? Dinliyorum seni. Birinden kurtuluyoruz, öbürü çıkıyor. Tamam haklısın, ben de delirdim. Ama dün intihara kalkışmış. Bir kutu ilaç içmiş Vural. Ölümden döndü. Aa, dur sonunu anlatma, ben tahmin edeyim. Son anda oraya gittin, onun hayatını kurtardın değil mi? Ah benim salak kardeşim. Salak kardeşim benim. Onun bunu oyunu olduğunu anlamadın değil mi? İşte tam erkeği kafeslemeye çalışan kadın tipi. Tamam merak etme, evlenecek falan değilim. Ama bu süreçte onu bizim eve alayım diyorum. Hem kontrol bende olmuş olur, hem duruma göre ne yapacağıma karar veririm. Ne diyorsun? Sen o şeytana acımaya devam et. Acıma acınırsın diye bir laf var, biliyor musun sen onu? Bak buraya yazıyorum, senin sonun aynı öyle olacak. Ben o kadını evimde görmek istemiyorum. Ben de onu bu durumda başıboş bırakamam diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Orası benim de evim. Sinan ne yapıyorsan yap. Senden de senin asalak kadınlarından da bıktım artık. Ayak altında dolanmasın, karşıma da çıkmasın yeter. Günaydın Kenan, ne haber? Abi nereye böyle aceleyle? Ya usta anlatırsana, Bundan Hanım'ın kaybolmasıyla ilgili bir mevzu varmış. Onu halletmemi istedi, ona gidiyorum. Aziz abi bana sonra anlatır. Önce senden bir dinleyeyim abi. Ya şimdi şu bir görüntüler varmış galiba, USB'de mi, CD'de mi bir şey. Onları bulmaya gidiyorum bir ben. Dışarı gelsene, bir dışarı çıkalım, gel. Hayırdır ya? Tuhaflık var senin üstünde. Sorup da kızdırmayayım diyorum ama ne oluyor? Yok bir şey anne ya. Kenan'la mı ilgili burada sarıldınız falan? Senin de gözün hep üstümde bakıyorum. Gözden kaçacak gibi değildi de ondan. Anne her şeyi anlam yükleme o zaman. Anladım kızım, anladım. Ama gözünü seveyim şu Vural manyağını sıçratma üstüne. Zaten bahane arıyor olay yaratmak için. Ha? Ne olur benim güzel kızım. Merak etme. Allah kavuştursun Sinan. Irmağı uğurladınız değil mi? Evet, biz de biraz önce geldik. Çok zordur senin için. Öyle. İlk defa bu kadar uzağa gidiyor. Ama ben her zaman senin yanındayım. Bir şey mi oldu? Ebru, şimdi bütün işlerini bırakıp eve gidip eşyalarını topluyorsun. O ne demek ya? Eğer beni İzmir'e falan göndermeye çalışıyorsan baştan söyleyeyim, hayatta dönmem oraya. Ebru sus ve dinle lütfen. Bir süre bizimle konakta kalacaksın. Bu arada ben de kafamı toparlarım işte. Bana kıyamayacağını biliyordum. Tabii bu altından kalkamayacağım, bir söz vermem ya da senin gelecek planlarıma sokmak anlamına gelmiyor. Sadece bu süreçte senin psikolojik ve ruhsal halini düşündüğümden. Zaten her şey çok üst üste geldi. Bir de bunlarla uğraşmak istemiyorum. Tabii tabii. Anlıyorum. Belli bir süre durup önümüze bakalım. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. Tamam mı? Yani oğlum Kenan, umut fakirin ekmeği. Ben de kafesin saldım görüntülerin peşine. Belli mi olur? Belki bir şey çıkar. Çok iyi düşünmüşsün abi. Tabii tabii. İyi düşünmüşsün. Belki de Allah insanı karşımıza bunun için çıkardı. Efendim kafes. Hayırlı haberler bekliyorum. Buldum gibi bir şeyler usta. Bir iki saate kadar elime geçecek bir şeyler. Ben önceden haber vereyim dedim sana. İyi, çok şükür. Gördün mü, boş yere umutlanmamışım. Lan kafes şu işi hallet. Dile benden ne dilersen. Eyvallah usta. Eyvallah. Hadi. Haydi hayırlısı.